Levent bir futbol maçı seyrediyor. Yalnız bu sefer aklınıza ilk gelen, hepimizin birer takım tuttuğu spor olan futboldan değil, aslında apayrı bir spor olan Amerikan futbolu maçından bahsediyorum. Amerikan futbolunda takımlar rakip kaleye yaklaşmaya ve gol atmaya çalışırlar. Burası bizim bildiğimiz futbola çok benziyor. Fakat hakem düdüğü her çaldığında, yani her oyunda top iki kale arasında birine doğru belirli bir mesafe daha yaklaşır ve takımlar için kazanılan yani artı yazan ya da kaybedilen yani eksi yazan mesafenin gol atmak için büyük önemi vardır. Şimdi bu bilgiler ışığında Levent'in tuttuğu takım birinci oyunda 6 yarda kazanırken, ikinci oyunda 8 yarda ve üçüncü oyunda da 2 yarda kaybetmiş. Levent takımın 3 oyun sonunda toplam ne kadar yer değiştirdiğini, yani rakip kaleye mi yaklaştığını yoksa kendi kalesine doğru geriye mi çekildiğini hesaplamak istiyor. Siz spora ya da ölçü birimlerine fazla takılmayın. Aslında soru oldukça basit. Yukarıdaki durumu özetleyen denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi biraz düşünelim. Levent'in tuttuğu takım ilk oyunda 6 yarda kazandıysa, bunu pozitif 6 yarda olarak düşüneceğiz. İkinci oyunda 8 yarda kaybettikleri için negatif 8 yarda, üçüncü oyunda kaybettikleri 2 yarda için de negatif 2 yarda daha hesaba katmamız gerekecek. Kısacası, bu durumu özetleyen denklem 6 eksi 8 eksi 2 olmalı. Birinci seçenekte, 6 eksi 8 artı 2 var. Bu seçenek artı 2 dediği için işimize yaramıyor. Burada 6 artı eksi 8 denmiş ki bu 6 eksi 8 ile aynı şeydir. Sonra da artı eksi 2 yani eksi 2 var. Şöyle düşünelim. 6 yarda kazanmışlar, 8 yarda kaybetmişler, sonra 2 yarda daha kaybetmişler. Evet, Aradığımız seçenek bu. İşte bu kadar basitmiş. Devam ediyorum. Emre ve Fırat dalış yapıyorlar. Emre 35 metreye indiğinde Fırat onun 8 metre yukarısındaymış. Bu durumu özetleyen denklem aşağıda verilmiştir. Bir bakalım. Emre yüzeyin 35 metre aşağısındaydı, öyle değil mi? Buradaki eksi işareti su yüzeyinin altında olduklarını gösteriyor ve bu sayı ne kadar büyükse bulundukları derinlik de o kadar fazla demek. Evet, suyun yüzeyini 0 metre olarak düşünebiliriz. Fırat, Emre'nin 8 metre yukarısındaydı. Emre'nin derinliğine yani eksi 35'e 8 metre eklersek, Fırat'ın derinliği olan eksi 27 metreyi buluruz. Fırat, Emre'nin yukarısında olduğuna göre, bunun Emre'nin derinliğinden 8 metre daha az olduğuna dikkat edin. Bu durumda, eksi 27 Fırat'ın bulunduğu derinliktir. Yani Fırat, su yüzeyinin 27 metre altında. Şimdi aşağıdan bu duruma uyan tüm seçenekleri seçmemiz isteniyor. Fırat, 27 metreye dalmıştır. Doğru. Eksi 27, su yüzeyinin 27 metre aşağısı anlamına gelir. Pozitif 27 ise, su yüzeyinin 27 metre yukarısı demektir. İkinci seçeneğe bakalım. Fırat'ın su yüzeyine göre bulunduğu derinlik eksi 27 metredir. Evet, bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Biraz kafa karıştırıcı bir şekilde söylenmiş ama bu da aslında aynı şeyi söylüyor. Fırat, su yüzeyinin 27 metre altındadır. Bunu da işaretleyelim. Hadi bir tane daha yapalım. Funda'nın bodrumunu su basmış. Bodrum yerin 3,4 metre altındadır. Bu son derece mantıklı çünkü Bodrum katları zaten genelde yerin altında bulunurlar. Suyun yüksekliği de 1,2 metreymiş. Bu durumu özetleyen denklem aşağıda verilmiştir. Bodrum katının tabanı yerin 3,4 metre altında olduğu için eksi 3,4 bunu temsil ediyor. Başka bir deyişle yeri 0 metre olarak kabul edersek bodrum katının tabanı eksi 3,4 metredeymiş. Suyun yüksekliği de 1,2 metre denmişti. Bunu suyun bodrumun tabanından yüksekliği olarak düşünmeliyiz. Böyle yaptığımızda elde edeceğimiz eksi 2,2 de suyun yüzeyinin hangi derinlikte olduğunu verir. Denklemdeki eksi 2,2 ne anlama gelir diye sorulmuş. Su yüzeyi yerin 2,2 metre altındadır. Bu doğru. Su bodrum tabanından 1,2 metre yüksekte ise yerin 2,2 ,2 metre altındadır. Tüm bu hesapları yer seviyesine yani 0 metreye göre yapıyoruz. Yer seviyesi 0, su yüzeyi ise eksi -2 2,2 metrede ise bu su yüzeyinin yerin 2,2 ,2 metre altında olduğu anlamına gelir. Suyun derinliği 2,2 ,2 metredir. Hayır, bu doğru değil. Suyun yüksekliği 1,2 metre olarak verilmişti. Bu aynı zamanda suyun derinliğidir. Yukarıdakilerden hiçbiri seçeneğini de seçemem. Çünkü doğru olan bir seçenek bulduk. O zaman cevabı bulduk demektir.